وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vatanının farzantları üstündeki hak hukuklarının büyüklüğü nemik dalalıklıdır. Farzandning ota-onaga qilishi vojib bo'lgan ehsonlarning turlari nimalardan iborat? Ota-onaga itoat qilishning chek-chegarasi qaysi? Dinni inkor qiladigan ota-onaga farzandning ehson qilishi lozim bo'ladimi? Va agar lozim bo'lsa qaysi darajada bo'ladi? Farzand qanday qilganda ota-onasiga haqiqiy ehson qilgan bo'ladi? Yuqoridagi savollarning javobini anglash uchun qani suhbatimizning davomiga marhaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت القرن داشلا بجن بز الله نياردن بلن حقوق ومسؤولية حقوق ومجبورية ناملق برنامجمزنن 7 بلومنى سلر بلن ortaklaşış üçün من نظام الدين تمكيني Hukuk ve mecburiyet namlık sohbetimizden daimlik mühimini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizden bu bölümde kişilik durmuşta ictimai münasebetle alakalı bulunan mühim noktalardan biri ata-ananın perzent üstündeki hakları doğrusu da toktulumuz. Esselamu Aleyküm. Sohbetimizdeki daimlik mühimini Ustaz Muhammed Ali. Aleyküm. Şu sohbetle tekrar gelgelliklerini karşılayalımız. Allah razı olsun. Ustaz Muhammed Ali, bugün biz yine bir mecburiyet bilen tanışıp çıkmakça. O bolsuma dinimizde Allah'a takitlengen ve Allah'a orun bilingen ada kılsa ya ki tarık kılsa dünya ve ahiret onunki ceza ya mukafat belgilengen bir mesele. O bolsuma atanın perzentleri üstündeki hakları. Yani Allah Subhanahu ve Teala bu vakit Kur'an-ı Kerim'de ve velidi ve me veled. Yani Allah'a kasem kılıp Allah Subhanahu ve Teala bir şey kasem kılarken o şeyinki ayeti büyük ve uluğluk dalalet kılıyordu. Yani bir ayette Allah Subhanahu ve Teala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا diyen. Bana bu yukarıdaki işki ayet ne? Yani tövendeki kin tilavet kılınan ayetin ki manisli mi? Allah Subhanahu ve Teala özüki ibadet kılışkı buyurup lan kendinden Atanığı ihsan kılışını buyruğluk bu ayetlinin ki mezmun edin bugünkü timimizde maşo ayetin çıkışıkan asasta bugünkü timimizde kandak münasibeti bağ desek bu hafta bir çüşençi belgen bostları. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala ama ba'du. Aldı olan bu sohbetini onurlaştırılan barlık kardeşlerimizle rahmetimizi bildirimiz. Sile okuğan ayetinin mezmun edin bugünkü timimizle kiriştin ilgili ben bir küçükkine bir noktanı izahlap öteyim. Sürü Taha'nın ki 117. ayette bana bir ayet var. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى Bu ayet Allah Subhanahu ve Teala tarafından Adem Aleyhisselam bilen Hava Aleyhisselam'a tevsiye şekilli gelen ayet. Şunu hikaye kıvatıdı bizge. Bu ayette hitap kılıp neydi? Şeytan ikkinlani cennetten çıkıp sağmızın. Eğer aştakıp kalsa bəhsiz bu kalise Mema tercüme kıl vaktimde manda bir noktu Allah'a da dikkat kıldım. Hitap ikkeden bilen başlandıgan ikkin lani cennetten çıkıp sağımızın der ikki digen ibadı var ayette. Eğer aşta op kalsa bəxsiz op kalısıyla teleysiz op kalısıyla hapılık kalısıyla emez. Kalısen yekki bir kişilik ibadı kullanılgan. Tepsir ulumaları bu yedin şuna bir mezmullahını alıyordu. Yani insan ailesi,
özara birisi-birisiga bağlanıp ketken, şu derece bağlanıp ketken ki birisinin ehvali yeni birisini tatıp mağıldı. Yani er bəxtsiz olsa ayalın bəxtsiz oludu. Atı bəxtsiz olsa balısı mı bəxtsiz oludu. Bala bəxtlik olsa atısı mı həm bəxtlik oludu. Yani bu da ayrılmaz bir çemberçes bağlanğan bir nokta. Biz bu noktada durup şu başka er ayal oturdu ki hukuk mecburiyet. Atı balı oturdu ki hukuk mecburiyet namlık söhbetlerine kılvatımız. Bugünkü söhbetimiz bu müşahaktı buludu. Yani atının ki balığı köngül bülüşü emniyette üzdüğü köngül bülgellik. Bunun neticesini kıyamet ki bağmayı durup dünyadılam alıdı. Sur Furkan'ın 74. ayeti de Rabbena heblene min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun. Bizge ayal ballarımızdan bu ailevi münasifetinin ifadesi de bu. Nimini bedavada dese kurrete a'yun. Kurrete a'yun diye nim o dese hayattaki hoşallık. Kim halamaydı hayattaki hoşallık ne? Demek ayolun kanda oluşu ergin nispetten, erinin kanda oluşu ayolun nispetten, atının kanda oluşu balığın nispetten, balının kanda oluşu atının nispetten hayattaki bir hoşallık. Yani bu yerde küçükken bir hulasılırsak yani balı meselesi, evlat meselesi, evlatı köngül bülüş, terbiyeleş meselesi kelgüsünü belgeleydi hem mesele. Bir misal, sen her kançı yukarı mensep ki igol adam bul. İgo oğlan. Mesela çok emel daha değil. Yani bir devlet reis değil, en yukarı mensep değil. Senin kançılık baylıkın sevriti o kesin. Sen çeksiz bunda, başka herhalde kıkıdık bir urunlu igol cemiyette. Ama balan mı çarap kalsa? Hoş. Balan senin ümit kırmızı bulmayı kap kalsa. Herkese adam balası tokulğa vakitte bir arzu armallarını kılıdı. Bu şu arzu armağını balanını kürenmesen, kişilerin arasındaki en bəxtsiz eden sen. Şu başka biz devamlı kırındaşlarımızla şunu tavsiye kılımız. Balanızla köngül bülüş, emniyette yüzünüzle köngül bülgelik. Balanızla bugün hangi küs sebep kılsanız, yüzünüzün tapıdığın hoşallığı, bəxt saadeti şunçilik olurdu. Kağıdı, kırılaşlarımızın özgü havale, dünyada ata anını hoşal kıladığın balısının köngüldükü dek salih buluşun artık şey yok. Bir anı üzünün en salih hikayelikini köyüne de o anının hoşallığının artık ne olmayıdı, hoşallık olmayıdı. Şu noktadan bu tema, yani evlat terbiyesi, dada bala oturduğu alaka ve dada bala ata, ana ve balıla oturusudaki hukuk ve mecburiyet noktası dindeki en mühim ve en khaterli bir temi deyip karayma. Çünkü hayat degen bir aile ibaret başka neyse mez. Dünyada hayat, hayat, hayat olmuş deyemez. Bir aile ol. Yani cemiyetinin tümce hücresi, bir binanın tümce asası bir kisektin başlanıdı ya, bir cemiyet, bir toplum mesela, bir devlet değil çoğu, küçük bir adli bir mahalle çağlık bir cemiyet aileden başlanıyordu. Aileden başlanıyordu. Eğer bir yerde bozulmaz bir münasebet olsa ailede. Mühim muhabbet olsa özara hemkarlık, yardımlaşış, kıymet, karaj, prensip bu pese ma aile bəxtlik oldu. Ve şu aile mensup olan cemiyet mi hem bəxtlik oldu. Tabi kardeşlerimizin köpü ailedeki hoşallık, atabala, er ayal oturduk münasebetlerini köp hallada maddi imkaniyelere bağlı şey mümkün. Yani iqtisadi meselelerine. Yani doğru iqtisadının mu ancı mınca təsir var, onu inkar kılanmayız. Ama unuldun mu, en mühim olan taraf ailedeki bir tefahum. İlgirki sohbetlerimiz digendeki er ayal oturduk tefahum bunun birinci asası. Onun deyinkin ata balı oturduk ki özara change. Change, bu en mühim neyse. Şimdi bu şu salih bala, ata ana, balı terbiyeleş en mühim, en khaterli temela deyip müşahakta gepkotka vakti de bir neyse asıl tuşu doğru kiloldu. Yani bu meselenin ki bugün günümüzde intayin mühim
ata anlardan alayhide köğül bürüşünü talep kıladığan bir nokta bu. Belki 50 yıl ilgili ballarını terbiyeler bu kadar kıyın olması gerek. Yani 50 yıl aldı da ballarımız ne normal yoldun ektidığan başka yakka amılla unçula bulması gerek. Ama bugün san sanaksız amılla var ki, san sanaksız ballarını kızıktırdığan her kıl kızıktırıcı işler var ki naide heterlik bir halk yapkalı. Bu halette ata anla acayip çoğun bir acayip çoğun bir mesuliyetinin aldığı his kılış gerek üzerine. Yani şuna ölçen bekitiş doğru yap kalsa mesela bir nesini ölçüyle ifade edilsek 50 yıl ilgili ballının terbiyeleş gibi bir adam 10 derece küçük sebep kılış yeterlik olsa bugün günde ballını terbiyeleş için ailenin terbiyeleş için 90 derece küçük sebep kılış menci yetmeydi. Hoş. Yani insan özünün bütün taktini ortağa taşlaş gerek mi bugün günde? Hoş. Bugün günde bir adamın da doğup kalkanlığı bir normal dadılık emez. Bir adamın bir ayağının onu kalkanlığı normal anlık emez. Belki dadılıkın özü bir hayat vazifesi, anılıkın özü bir hayat hizmeti. Hoş. Büyük bir vazife bu. Yani kelgüsünü yaratıdığan bir vazife. Her gün balansının kınından boğan balan opkılış yetmeydi bugün günde. Eğer şu noktalığa dikkat kımığını da, ailede bir kımmet karar, dadının terbiyesi, dadının ahirki közlüğen bir nişanını belgilep koyup, ailesinin şu terapik etmeniş bombığını da, sen balansının kınından doğulgan balı oldu halas. Hoş. Balanın cismi sana ait oldu. Yani cismen balansını oldu. Ama balanın kallısı da başka adamın balası oldu. Yani onun kallısı da sende yok ideale oldu, sende yok fikirle oldu. O kelgüste benim balım diyemeydi galet gelse. Yani sen mandaç etkili vakitte tine senin tınağında söyleydi kan başkalarının balısını bakkan bulursa. Yani onun cismi de senin cismisinin kene oldu kan ama başkalarının balısını kazakkan bulursa. Bak şu aşka dada dikkat kıldığın noktala ballarını terbiyeleşte cismani, ruhi, ictimai, fikri mesela ve başka dini her taraflardaki umumi liniyelerine, balının yürünüşüge, yürüştürüşüge, muş noktalarına alahide dikkat. Bu birinci orunda buluş gerek. Terbiyeninki birinci asası da buluş gerek. Yani muş noktada ben kıstırıp koyduğum bir nokta bir gebba yok nesini bilenmeydi şu insan. Bu noktadan bir dadılmak çok adem, bir toy kırıp, ayalı şunda hamul doğru olan kündün tatip, kişi şunu biliş gerek ki, ben muşu bala yeğe çüşken birinci gün üstünü tatip, neymiş kelime. Ben de hazırlık bağımışın oğlu nispeten. Balamın kelime üstü, ben uyguladık adem buluş için, ben onun uygulayışım gerek dadılı süpütü ile. Ben düşünüyorsa bağımı yok mu? Bu noktalarını da aldı bilen oylaş gerek, yani üzünü aval yetildiriş gerek. Andinkin aşu yitildiğin balısı arkalık, öz ümit kıgandık milleti terakki kılıdı, vetini terakki kılıdı, dini kanına kılıdı, terakki kılıdı. Bu noktaların hemine avul da düşünüş gerek. Devlet hukumi balısına nispeten, millet hukumi, veten hukumi, içtimai, dini, ruhi cihetteki bütün taraflarını hazırlaş için avul da düşün esle hazırlanmam bunu işte. Şu aşka. Yani yok nesne bilenmeydi birisi birisige. Hiç kim yok nesne bilenmeydi. Şu aşka dadılığa kılıdığan tavsiye bu hakta balalığa hizmetteki kançlık kümül bölse, ticaretlerdeki kançlık kümül bölse, başka sahesteki kançlık kümül bölse bunun tıkımı köp vakit acırtırış gerek. Bunun tıkımı kümül biliş gerek. Yani bu dadı balı otturduğundaki hak, hukuk, mecburiyetininki dadı terapten başlandığın noktası. Bu da dadı terapten başlandığın noktası. Şimdi sohbetimizdeki asaslık demesi kirsek mezmunu var. Yani yukarıdaki ayet ne çıkışkan asas da bu sohbetimiz ki üç noktada toktuldugan bulduk bugünkü sohbetimizde. Biri atanın ki perzentler üstündeki hakları, ikincisi yakşılıkın türleri, yani atanın kılındığın yakşılıkın türleri, üçüncüsü perzent atanın kandak ihsan kıldı o. Yaxşılık kıldı, digen sohbet buludu. Ancak yukarıda biz وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
yani ayetini okup etken bulduk. Yani bir yerde Allah Subhanehu ve Teala özü ibadet kılışkı buyurup lan kendinden bu bir bağlaş harfini bilen atanığı ihsan kılış dikenlerine devam kılıklık ayetlendi. Bunu kanda düşünümüz. Evet, ayet sure sıranın 23. ayeti. Hoş. Ayette Allah'ın bir hükmü bayan kılınıyordu. Hoş. Bu hükmün birisi insanın Allah koyan kulçuluğu. Yani bendecilik. Hoş. İfadesi. İkincisi ata anağa yakşılık kılış. Allah'ın şu hüküm kılınıyordu da ayette. Senin hazır davatkan nokta ne modese? Erp til kaidlerideki. Hoş. Derecesi oxşaş iki nəsini ifadələşdə qullunduğun bağlaş hərbi bu. Yəni, bir yerdə iki məsələ Allah'a qulçılıq qılışma insanının. Atanın yaxşılıq qılış oxşaş bir dəricədə ifadələşdə. Mən bunu demək ki, yəni. Yəni, atanın yaxşılıq qılışını Allah üzügə, bəndəçilik qılış, qulçılıq qılış, ibadət qılış dəricəsi ki, kütürüb ifadələdə mahiyyət üçün. Səbəb nəmə o? Bunu sorun. Nəmi səbəbdən bunu Allah Subhanehu ve Teala o dərəcədə yuqul kətədi yəni? İnsanı Allah yarattı. Bu nöqtədən insan Allah'a ibadət qılıdı. Hoş. Və yaratışının səbəbi kimi? Ata-ana. Və bu nöqtədən ihsan qılıdı. Bu dərəcədə yəni ikisi oxşaş bir dərəcədə muamilə qılınıdı. Hələtdə insan həmmədən burun olmuş qıtəgəşlik, şüveriş qıtəgəşlik üç çox nimət var. Birisi yaratış nimətdir. Birisi yaratılıp boğan denkin insan bu dünyada yaşaydığan normal ihtiyacının temelleniş nimeti. Üçüncüsü dünyada işlerinin doğru yönleşti gidişi. Bu üç kıl nimet var. Şu insan namuren atalgan bir sürü insan da bir sürü var Kur'an'da. Bu şu ayetinin birinci ayeti insanın aslında yok nesikelliğini tılgalıdır. Hel ete alel insan حينهم من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان دیگه نسی yoktu dünyada. Bunun özü insan bir oynaş qıtıgışlık, bir rahmet eytiş qıtıgışlık, teşekkürünü bildirir qıtıgışlık bir nimet. Mesela qolumuzga bir kitap verip bunda neşir qılınğan vaqtığa qarasaq 1980-ci ilde neşir qılınğan deyip köysem mesela vaqtı men yok. İnsan manoqda dur oynayıp baqış kerek. Men yoktum ilgiri deyip çu. Yokluktan dünyaya kegellikmen özü hoş. Bir şükür etişkirtik işlik, teşekkür bildirirtik işlik bir nimet olsa bu nimet ikiye ayrıldı. Hoş. Birisi senin yokluktan barı kığan Allah'a şükür kılış üstüden ibadet kılısı, kulçuluk kılısı ve senin yokluktan barı buluşunga sebepçi olan ata anana ihsan kılısı. Hoş. Bu derecede okşa seviyelik mesele. Yani Allah'a ibadet kılış, atanığa yakışılık kılış. Tamam. Ama onun için şuna karar baksak, atanımızın o bizden güzel şekilde terbiye edilişi, güzel şekilde yitirilişi, tıxımı bizden atanımızın boğulan ihsan, yakışılık, yakışı güzel muamele kılışımızın tıxımı yukarı seviyeye götürüşünü talep kıldığın bir ahval. Sen yaratılıp dünyaya kep boğulan deyin kiyen, onlardan taşılıp koymaysa, sen terbiyelin ise, bekip çoğun bulu ise, bugünkü halatının aynı meselesini kömekçi olsan, atananın sana terbiyeli işe karısağın bulundu. Bugün bir adam güzel bir makamı iyi olan bulsa, üzü seviyesi yukarı mesela, hayatta yakış işlerini kullanan insan olan bulsa, çok kum bu ne? Atanasından görüş gerek. Çünkü atanası şuna terbiyeli edemdi. Mesela dünyada sen bir güzel insan buldun, Rabbini tunudun, Rabbinin haklarını tunudun, hayatta kanda yolda manşetki çekilikini tunudun, dünya ahiretlik doğru hatanı bildin. Bu atananın sanısın duygen bir muncılığan ecri. Sen yukarı ünvallaha eriştin. Mesela yukarı işlerini, güzel güzel işlerini kılıp, büyük işlerini ortaya çıkardın. Hemisi senin terbiyenin şey yanındaki atananın köysetken tırışallıkının nemesi mehsulü. Bunu mu mu'minle, mu'min bulu sübütüyle, balısının dünyada güzel yaşının başka, ahirette ve ebedi menkülük saadet giriş için koş ecir görüştüdü ballarığa.
Ma Müslüman emesle dünya için tırçallah körsesse Müslüman Müslüman bunu süpütü ilen Müslüman Müslüman bunu süpütü ilen ballarının ki dünyada mı saadetmen buluş ve ahirette mi saadetmen buluş için işki kat, yani işki hessi tırçallah körsüdü. Bu noktaların hemisi biz köz aldığımızın birbirine ötkezge vaktimizde atanlık yaşlı kılıçının ki derecesinden hoş. Ne kadar yukurluğunu körsüdü. Şu başka ayette Allah mağı ibadet kılın la digen seviyede ata ananı yakşılık kıl digen ibadetini kullanışının sebebi bu. Hani ayetten ki ahirisi de ve bil valideyni ihsana digen bir ayet var. Hani bu ayette yani ne müçhencilini alımız yani? Hani ayette ahirisi de masuan soğanlık ile dikkatini tatkan bir ahval var. Ve bil valideyni ihsana. Yani normal Arap dil kaidesi de bil valideyn grammatik noktasını çöndürsek toldurguculuğu da hesapta. İhsan anının ki ata ananga yakşılık kıl degen ifade çıkıdı bu yerden. Ama Arap dildeki kullanılan bir ifade be. Belki körgücülerimiz hem de kırımdaşlarımız Arap dil okumayı da kaldırı bu noktada biraz çöndürmesi mümkün. Ama şunu olsun bir çöndürüş gibi tırışıp bakalım. Arap dildeki be her kanda bir işine üzen kol selip iyi vasıta kılganını böyle ifadeleydi. Yani biz bunu Arapça desek ilsak deyimiz ya Arapçanın ağaçta, beğenin ağaçta bir mənisi var deyimiz. Yani mesela misal kalsam bir oğlan atanın anısı var, dadısı var. Aylap yıllap yoklamaydı ama kartısına pul sepirdi. Dada ana mesela pul sepirdim, o da niye, o da için lan. Bunun yaşlılık deyip karaydı. Bir oğlanı evet tutulan diye uzun hizmetçisi çoğuna kadar bu kalsa. Yani o bunu adamdan oğuşuna kıpırganladı, adamdan boğuşuna yani özü bir vasıta atanısının kışığa kilitliğen vakti az ya ki yok değil. Ayet bizde şunu da atıdı ki, sen atanana o tarafta köngül bölsen köngül bölgen bulursa tamam. Ama ayetin talepi sen atanana bir vasıta köngül bölüşün gerek. Yani üzerinin ahvalığa karab durup imkan ettiğin yer verginçe künde yokluşun gerek. İşlerini öz kullanımı silip durup kılışın gerek. Bu noktada İslam dünyasından garip dünyasından oturduk ki parak pavuk oladı çoğun. Garip dünyası da bizden şu garip diye şavatkan kırandaşlarımızın ki tesvirle bir işçe adette normalde atağınlı olan balıla yani balıla çoğun boğan deyinken aylap yıllap görüşemeydi. Yani jildi bir katem toğulgan günüsü de en yakşı bala garip cemiyeti de atağınızdan karşı kılıyordu. Atağınızın okulaştı. Tebrik kartı evet. Bu tebrik kartı evet. Yani nimiş konuda oldu? Çünkü biz bayatın tekitle atkan ata ananın balını terbiyeleş din ibaret bir baskıcı vardı. Ata ananı tatadığa bir cepa vardı. Bunu garip dünyasında az da az ehmiyet bürüdü. Ama balıların ata ananı kaydırdığını mı hem şunu yarışanın bürüdü az oldu. Birisinin depreşçe koşnisi iken tok Amerika'da yaşa atkan. Toğulgan günüzde öğlerini pevk oladı da, yakşı biz hep mihmanı teyalak kıvatkanak teyalak. Neymiş ki balam geletti. Bir yıl oğlan kemikli. Toğulgan günüzde oğlan sonra kemikçi. Ama kemikli, o ayağının şu vaktiki dert elimi iç pışkını pevk oladı tesvirledi yani. Ne, garip dünyası ki hala bu derecede. Ama Kur'an bizge prinsip şekilde, Allah ibadet kılıç derecesi ki kütegen şekilde atanın yakşılık kıl degen ifadını kullandığından başka bu yakşılık ne bivasta kılış ifadesine uçurunu biz gibi rabat oldu. Ve bil velideyni ihsana be. Arap dilini okuyanlar biliyordu bunu. Yani bivasta kılış ma şekilde buludu yani. Bu yerdeki ifade bu şekilde buluş gerek. Evet, Allah razı olsun. Bu yukarıdaki ayetinin mezmunudun atanın ihsan kıldığın perzent, salih perzent deyilip okuyan işe dünya ahirette dünyada onunki neticesini görse ve ahirette büyük ecillerine nail boğan bolsa atanını kahşatkan perzent yani çok günah işleyen buldu ve onunki tigiş cezasını bu dünyada mı tatıdı ve ahirette mi onunki tigişlik cezasını Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala tarafından tatıdı edip düşünsek bunu döndü. Bunu nimi sebepte yensek, Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de yukarı ayetinin mezmunu asasen prinsip derisi kötüken boğallık için buna ceza ve mükafat biktiklik hem de. Biktiklik yani. Yani bir gelip bir koşup koysak, mesela başı
atanını kakşıtış ve ihsan kılış meselesi de Allah subhanahu wa ta'ala maç dünyanın özü de lan bununki perzentke. Atanı yakışılıkkan perzentke mu? Mükafatını bildiken ahirettikidin başka. Nek mükafatını maç dünyanın özü de. Hayati dünyasında onu körüdüken kakşıtkan perzent mu? Onunki neticesini maç dünyada körüdüken. Bu nâiyeti mühim bir noktiken. Hem de sohbetimiz yani sual bilen devam kılımız. Perzentin ihsan süpüde yokalgan vakıttan özü de yani atanısıga ihsan kılış süpüde yokalgan vakti de başkalar tarafından atanısının lanet ya ki til akaletke uçuşuğa sebep olup kalsa muşunda ahvalı bağı o cemiyette. Mesela palancının balısı değildiğin balısı sebeple atanısı til akaletke uçuraydı. Evet şunda. Hadi bunun özü. Hem de sizin prezidentke nispeten ata-ananı kakşatkanlık bulandı yani. Bu suallardan çöngenim yani ata-ananı yaşlılık kılış dairesi öyünün halkaydı yani. Öyünün sırtıkı çıkıdı. Hoş. Biz bayattın elikki ekegen misal ve kızık durgan terekip kakan taraflarının hamisi aile içi gibi nasıl söyledik yani. Sizin söz durdun yani balının ata-ananı yaşlılık kılışı öyünün çekçikçisinin halkıp ketken bir dairede bulundu. Yani mesela bunu hem de artık sözdeş haca siz kıskıca bir ifade edilsen bir bala yakşı iş izleri arkalık başkalarının atanız gibi olan hürmetini kozgaydı. Eksi ifade edilsek bir bala yani bir adam naçar işleri arkalık başkalarının atanız gibi olan lanetini kozgaydı. Bir yer digim yok ama biz eskili kıgan bir adamla kösek, naçar işte birini kıgan adamla kösek, kimden balısı o koydu bu deyemiz hem de. Buna bir padova bizdim ha. O üşekliğin düşkenliğinin ma o deyemiz hem de. Esli bu hep tazı münasif etmez ama digim geldi çünkü cemiyeti kolunudu bu ihbade. Yani bir adamla kıgan bir eski işi tuyup duymayı, başkalarının atanesini tildişi kıyıparadı. Mesela bir kız desek, toyukkandan kiyin ailesi de bir ayollık mecburiyetini ada kılanmıyor. Mesela misal alsak öğünün tazlıkını tutanmıyor ahvalası da başkaları neydi? İşeklinin iğlesi yokluğun mu sen deydi mesela? Ya ki üçüncü şahsı şekilde işeklinin iğlesi yokluğun bu kıymeti. Bu digerlik ne digerlik hem de? İşek kim, iğil kim? Yani o kız yoğunluğun şu öğünün işeklinin iğlesi kokuşattı. Şu kızını terbiyeliğen önünü kim kokuşattı? Bu bir misal süpüde davatı mı? Yani insan özününki talantı, yakışılıkı, başkalarına boğan yakışılık kılış ve başka yakışı iş izleri arkalık ata anısı karta başkalarının ihtiramını, hürmetini kozgayalısa eksi iş izleri arkalık, yani nacar iş izleri arkalık, eskilik arkalık ata anısı koğan başkalarının nefretini kozgayalısa. Bu şunun özü insanga yeterlilik. Yani bu mu ata anısı nispeten yakışılık, kılış, yani ki akı oluş ata anısı nispeten. Bu şunun tehdige kırdığın bir neyse. Allah razı olsun. Hani ihsan diyen sözünü bir cümle bilen bir ifade etti Peygamberimiz. İhsan ne kadar düşünümüz yani. Mesela atanığa ihsan kılış diyen gibi. Hulasılsak. Yani atanığa ihsan kılış Kur'an'da atanla mı emez başka kişilerle boğan mı anıldı mı? Biz ne iki hıl ifade öylen bir yolgu saladı Kur'an. Birisi adli, yani birisi ihsan. Adli uğurtluluk ve adalet diyen şu. Hı. Yani bunu biraz izahlasak. Her kanda işinin hakkını biriş. Her kanda nesini özce ayda okuyuş. Hesap bilen kılış. Tötünü töt, üçünü üç, beşini beş kılış. Bu adli olsa, Kur'an bunu buyurursa, bunun arkadılla ihsan buyuruydu. İnna Allah'a ya'murukum bil adli vel ihsan. İhsan diyen ne modelse, sen kılışkı, tigişlik, mecburiyetinden halkıgan şekilde bir işini kılırsa. Yani atanı babakı kegen vakti da, sen, ben işini cahide kılsam bu değil, deyip oysa, onun cahidin aşırıp kılırsa sen onu. Mecburiyetinden kana kılırsa, aşırıp kılırsa. Kılışkı, tigişlik işinden aşırıp kılırsa. Yani atanı yakışılık kılış, olağa devamlık, yindi buluşun senin mecburiyetin ama
aşırıp kılışına özde bu ihsan. Bu ihsan. Bu talep kılmadığını bu. Ata'nın babı da ayrı bir talep kılmadığını. Normal insanlığa Allah bizden iki kılış kabul ediyordu. El adli ve el ihsan. Ama ata'nı da kılış kıttı geçik şanlık kıldı mevatıdı Kur'an. Mesela aşırıp kıldı mevatıdı. Mesela buranın dadısı ya ki ata'nısı perzantki zulüm kıldıken hem de adil muamil bulmaydıken bu sebeplik o perzant şu atanısı ihsan kılış mecburiyeti o kişinin ki bir şey sakıt geldiğinden sakıt olamdı yani. Ya bu sakıt olmaydı yani. Yani dadısı zulüm kan asastı mı? Asastı mı? Allah'tan dadısının kalbine doğru yolunu selişini teliş gerek. Üzünün mecburiyetini ihsan babı tutup durup ata kılış gerek. Bu dadısının kan hatalık olan dadısını red kılışka bulmaydı. Dadısından vazgeçişke hem bulmaydı. Bu Kur'an-ı Kerim'de bizge ihbarlığına vatkan, bizden buyuru vatkan ehsan bu. Allah razı olsun. Bizim sohbetimizden ki birinci mezmune atanığa itaat kılış doğrusu dedi. Yani mesela eğer atana kapır olsa bir perzentinin ki, bir balının ki atanısı kapır olan olsa ya anısı ya dadısı. Onun kaç şekilde itaat kılıyor? Sualın mezmun da yani sualın mezmun da biraz kengeyteyli yani kafirlikle memez. Meyli kafir olsun, Müslüman olsun. Atağını, balını Allah yakış görmeydi kan. Na doğru, haram işlağı buyursa. Diğer noktada mandosak sualını. Atağının ihsan kılış bizim üstümüzde yüklenen mecburiyet periz. Ama her kandak mehluk koğa itaat Halık'a asi olup durup, Allah'a asi olup durup bulmaydı. Vakti itaat kılmayız. Ama itaat kılmayız diyen gibimden maksiste atanımızı katlı gittikimiz, ton gittikimiz ya ki onunla zarar verip eziyetimiz diyelikimiz. Fakat ve fakat buyurulgan yaman işini kılmayız. Kalkan cehette huddu normal. Hazır mı aldı da kan da çöndüğüken bozsak atanın yakışıklı kılışını şu şekilde muamele kılınız. Mesela Sur-i Furkan'ın 15. ayetinde bu hakta Allah'a da talimat var. Ve in cahedeke ala en tuşrike bime leyse leke bi ilmun fe la tuti'huma ve sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ayet herkes kop koymadı. Davat-ı da ayet en iğir cinayetini kösüp durup ve kalan cinayet onun aslında. Atanın man şirk keltürüşke buyursa davat-ı da. İslam'da bunun da artık cinayet yok. No. En yukarı derecelik cinayet. Muşu cinayet ki buyursa itaat kılma ama güzel muamele kıl. Ve sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Bunun bizim de başka digüdek gap yok bir yerde çok. En yukarı cinayet şirk keltürüş. Muşu buyurgan takdirde mi? Şu işini kılmayımız Kalkan cahette normal balalık mecburiyetimiz ata kılımız, atanımız gibi olan yakışılık nakılımız bu şekilde bulundu. Evet. Ama talep kılgan şu haram işi onu kabul kılmayımız. Kalkan cahette biz aynı bahana kılıp, benim dadam imanı aciz, dadam pasak buna getirin çıkan olduk çoğu biz buralarda. Dadam andak, dadam andak, çöncüsü o, bu. Dadısı Müslümanlığının gibi mağazı çoğu, Hazır Mahal müşriklüğünün gibi nakavatı da ayet. Üzünün Müslüman dadısına o ya ki bu sebeplik tüpeyledin o arıdaki münasebetini üzüldüş bütle itaat kılmasılık işledin başka işledim o bunu üzüge bahane kılıverişinden üzü ayetinin ruhuna asla ve asla doğru emez yani. Telefonun geldi asap belki mi? Alo. Hoş sohbetimiz devam kısak. Edeb yakışılık kılışının ifadelerinden hem de şu farz-ı kifayelidin. Mesela cihatla misal kalsak cihat kifaye. Atanın ki maşında meselelerde atanın ruhsatına iliş şart kılınlandırdı. Belki bu sual arkalık biz atanığı yakışılık kılış dairesine tıkımı inek roşen yurtup birerleşimiz mümkün. Hatta hem de sohbetinin ahirası sizden soğan sualı cevap bir şekilde cihat iki türlü kuludu. Birisi periz en cihat, birisi periz kupayı cihat. İnsan özünün vetinini, yurtunu kovdaş için
kılınan cihat perizde en cihat evet. oldu. Başka yurtlarda verip mesela, başka yurtlarda buluyorduğun cihatka, mesela çöndüreyim de karındaşlarına düşünce asan bulsun, onun tepsilatı vardı. Cihatlar mesela perizde kupa yoldu. Hatta cihat en yüksek bir emel ibadet, İslam'ınki en çok suyu. Tesvirini de dedi usta. Muşuncula ibadet ettim o ata-ananın izni ölenmen için gerek. Muşunun özü bizge kanaka vatıdı bunu ata-ananın yakışılık kılıçının ki dairesini biz yurtupur vatıdı. Bu anda bunda kepkakan yakımında adetteki sıradaki deyimiz o adetteki normal işlemez. Bu derecede cihat, perizi kupayı olan cihatlardı mı da ata-ananın ki izni kitudu. Ata-ananın hakkı şunçilik yukarı balın o üstüde. Yani Atana ayet bolsa, ulan hizmetini kılış ve hizmet kılış yolu körsetken pidakarlık maddi ve manevi taraftan. Yani cihatın ki bir türü de düşünsek olur yani. Yani demek ki perzi kupayı şekildeki cihatın mı yukarı, yukarı. Tesvirli olmadı hadiste. O zaman atanın ki vefatının ki ulan kandak ihsan kılındı. Yani atanın yaşlı kılıçtan bir türü bu mu? Bizim davetkanımız devamlı hayat vaktinde kılan yaşlılık emez. Belki opa topkandayın ki mesela atanın kıldığı yaşlılıkların beşi atanının cinaz namazını okuş mesela. Hoş. Her namazda atanısının günahının mehbetleri için dua kılış mesela. Atanının ki dost yarelerle boğan münasebetini saklap kılış. Atanısı belgen ehde veren icraklanmayı ketken boz dünyadın onun vakaletini icra kılış. Diğer bekelik atanığa münasebetlik işlani, onun hayatı din kiyen kana kılıç doğumlaştırış arkalık mı? Tabi atanığa yakşılık kılıçını üzlüksüz doğumlar. Yakşılık kılıç kanaktır hayatı dilememez. Belki hayatı din kiyen mi? Yukarı söylediğin işlaki okşaş yolla arkalık atanığa yakşılık kılıklı buludu. Allah razı olsun ustaz. Hani bazı persentlerini misal kaldıran bulsak atanısının ki buyruğunu kılırdı öyde, gibini anlaydı. Körünüşte atanığı itaat kandık ama taşkırığı çıkmandıyken taşkırda özü bilgen yol bilen ve Allah ve Allah'ın Resulü razı olmaydıgan, hatta atanısı mı razı olmaydıgan o ahlak ve bazı işlere. Başında bir işlerini kıp yügen bolsa, bunu özü atanın kakşatkallık olamdı. Hem de atana biz dersimizden, sohbetimizden beşiddikendik, balısı tuğulgan, vaktin tatip etteki, hamıldır oğan, desap küllerden tatip, kallısı da balığın nispeten acayip büyük bir arzu aramalılığa bilen yaşaydı. Bunun için tırışıdı, bunun için energiye güç serip kıldı, vaktin serip kıldı. Tuğulgan dinkin, meyli ana, meyli dada, iki taraftan şu perizmetinin güzel yitilişi üçün küçeydi. Onu okutudu. Degil tutsak gepçek hem de. Yani bir balının ki hayatta bir adem buluşsun. Yani atağını oylığandık bir şekilde buluşsun. Cık cephanı tatıldı, cık tırşallık görüsüldü. Tabii ki her kanal bir atağının balasından naçar oluşunu yakış görmeydi. Naçar işle olan şu olan yakış görmeydi. Hem de balının sırtlarda açtı açlarını kıkallıkların üzeri atağınısının ki belki 20-30 yıllık ya ki onun köp bir cephasını yedi kıkallık oldu. Arzu ümidini yedi koyukallık oldu. Adem bir nesline ümit kılıp erişemezse kançlık azaplanıldı. Adet ki nesilerde. Atağını özünün köz karşı koyan balının ma şekilde hayatta yaşın ümit kılgan bir arzu ümidini yedi koyup nacar işlerini kılış. Tabii ki en çok atağını kılgan bir nimi bu. Akilik yani. Atağını kılgan. Bunda balını her bir salih bala, atağını yaşlı kılgan bala diyemeyiz. Bayettin deyip öttük. Balının kılgan yaşlılık atağını hürmet ne yapkese, kılgan eskilik atağını lanet diye başkalarını ki. Nefret ne yapkeledi o. Muşunun üzümü yeterlilik emniyette. Kılgan her bir işi. Başkalarını kopup durup, atağının üzümü ma, kumaldaki arzu, armanını kırgallık, kalbini kırgallıkını üzümü balığı yeterlilik bir cinayet hesaplanıldı. Allah razı olsun. Hem de bu tüvendeki sualimini bir kulas şekilde sormak için. Çünkü dersimizin ki umum mavzusu bugünkü sohbetimizin ki atanın ki prezidentler üstündeki hakları. Yani bunu kulas kılıp içsak kandı. Bazı atanla meyli anı olsun ya dadı olsun özünün kilinini yani oğlunu, ayağını, yakışık ömürlük sebebidin
oğlu bizim kılıp ayağını koyup etken deyip moşunda bir mene, taleplerine kıl vaktinin özü de oğalı bilen kızının arısı yakışı. Hiç kanda bir hılaf, bir nimi yok. Bir, onu çırayla geliştirip turmuşun, turmuş kısın değiştiğin oğluna dada ya ana turmuşun arısı kirip ben koyup etmişsem ben senden razı yemez deyince okşakan taleplerini kıl vaktinin özü de mezkur prezent atının ya anının ki bu talepiye talepinde uğrun dışı lazım bulamdı o ya ki kandak ilişki gerek. Hem de biz yukarıda söyledik. Çünkü bu mesele cemiyetli de var. Hatta umumluşaklık bizim cemiyetimizde. Hatta Türkiye'de mi? Boğan ehvalla tabi bir hayatta ilgili kulkan bilen bir anladım bir Özbek buradırımızın ki anısı üç ayağını koydur ötekilikken. Koyup vermişsen razı yemez de üç ayağını koydur ötekilikken. Yani üç kıtım yani. Üç kıtım. Yani üç kata öğülüp de üç yıl ayağını. Bu törtüncü kıtım öğülüşürken bu ayağını bile mi? Arısı yakışamaz ki yanımın da talepini kıptı. Ben çırayla nesiyet kılıp kıkan buldum. Kandaklı doğrusu da. Bu mesele belki bizdeki Uygur cemiyetimizde mi? Muhacirler arasında mı? Belki körlü atkan mesele buluşu mümkün. Atalı yaşlı kılıçının aile, er ayallık maaşla olan alakası yok. Bir ayalını imanı ve işence kılıp toy kıldın. O ayalda sana karşılıklı kodaki şirket yok. Kımmet karşılığı buzgudaki şirket yok. Mesela icablanıyordu, iştahat kılıyordu. Yani Allah yakış görmeydi ama bir iş yok. Hoş. Yani sen toy kılışının ilgili kan da razılıp ağam olsan bugün mu şundan razı? Onun başka iş çıkmadı. Hoş. Koyup böyle gidek bir hiç kan da bir sebep yok yani. Muşa ehvallı astı da ata annenin ki ma ayağını kuvvet digini ki itaat kılış atanın itaat kılış olmaydı. Çünkü biz dersimizden oturdu deyip öttük. Ata'nın fakat Allah'a asi olmağın dairede itaat kılınız. Hoş. Bu bicarının günahı ne mi? Sen ata'nın itaat kılınmen deyip abir hiç kanda o günahsız birige zulüm kılış hakkın yok. Hı. Bu asla doğru olmaz. Belki bazıları bu noktada Ömer radıyallahu anh'u oğlunu koydurup etken deyişi mümkün. Ama Ömer ayalını koyup be deyişti köygen bir sebepini sen köyelisen tamamen buludu. Mesela ayalın ahlakı cihette naçar çıkıp kaldı. Sen belki ayalını yakıştı o aran. Bazı işini sen iz kınmaysa, atanan iz kılıdı. Balam ayalının istildi mesele var. Ya ahlakı da mesele var. Ya dini terapi de bunun mesele var. Ya ki o ya ki bu digendek resmi kanaat kıldıralı dek. Kuyup bir işki sebep boğu dek, yarı dek. Bir sebep bulup kalsa tamam. Onda olmayan ahvalısı da hiç kanal günahı yok. Hı. Onun meyli dini, meyli ailevi ve başka ahlak, hiç kanal cihette mesele kürelmeyen ahvalısı da ana kilin oturusu da köpünç yüz birişi mümkün bu ahvalla. Ananın küzüge set kürünüp kaldı ya ki anam yahtam edi, dadam yahtam edi digendek bir sebeple velen onu koyutuşka asla bulmaydı. Bu itaat, dada mesela senden maaşında kıpe, kesin itaat kılışın gerek. Palanya'ya gidip gel, kesin itaat kılışın gerek. İtaat Allah çeklimigen, haram bombagan, halal dairede buludu. Ama bravlağı zulüm kılış, keskin haram. O ayağını kuyuyat dese, kuyuyatış asla doğru emez. Onda bir misal var. Hoş. Sahabaların birisi, Sa'd radıyallahu anhu, şuna hikaye kılıyordu. Hoş. Sa'd radıyallahu anhu Müslüman boğa vakti anısı Sa'd radıyallahu anhu'a pevkulat besim saludu. Hoş. Ya sen Muhammed kapırsa ikar kılırsın. Lakin ben tamak yemeyi, açlık ilan kıldı da ölüme dedi. Sa'd radıyallahu anhu şu vakitte kanı ihbada bildirdi. Ana, senin yüz cenin olup, sen tamak yemeyi, cenin birden çıkıp etkinliği köz ama ben Muhammed'e inkar kılmayayım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Halısan ye, halımsan yeme dedi.
Anası ahras değildi. Bu güzel bir misal bulalaydı bizde. Yani na doğru işlerde atanın itaat kılış bulmuyor. Ama iştahat, kınmaslık olan bir gibi biz şunu tekitleyemiz ki yine mullaya buluş gerek. Yani arkan ehval aslında atanın katıklı kılış bulmuyordu. Dep öttük. Hatta Allah'a şirk keltiriş ki bu rüsumu canım ana, canım dada onun itaat kullanmayma, habım anlam. Kalan cehette sen güzel muamele kılışın gerek. Kur'an'ın yolu yok bu. Kur'an'ın yolu yok bu. Yani sen ki kısık karaydıgan bulsak mı? Ya ebeti, ya ebeti, hürmet ulan. Hürmet ulan. Dadı canım da turp kılık. He, dadam mesela. Dadıcı mı biz aşağı ihbarlılar ebeti Arap dildeki. Nahit bir kıl hürmet ile işledi vatıdır. Çünkü devatkınımızdaki Allah bizni yaratkan bulsa, bu cehette büyük bir nimetke teşekkürümüz bildirgen bulsak, şu yarıp dişinin sebebi soğunu atağınımız. Bizden bu halet gelişmenin sebebi olan atağınımız. Bu cahitler biz atağınımızın asla vazgeçemeyimiz. Meyni kim bu kesin atağınımız? Müşrik olsun, Yahudi, Hristiyan kim bu kesin? Fakat meselenin dairesini buluvasak aşıp buludu. Yani itaat kayısı daire de buludu. İtaat kılmasıyla kayısı daire de buludu. Meyni itaat kıldığın kımadık ahvalısı atağınızı boğan hürmet yok olmasak gerek. İhtiram yok olmasak gerek. Mülayimlik yok olmasak gerek. Ulağı dokuluş konmaydı. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِنْ Ulağı hatta da uh deydiğen, azıraq uhsıraydıgan hatta bunda iğir kegellikini ihbarlaydıgan. Maçtan demse degendek, bir ihbarlayanı mı kanakamazsak gerek, kullanmazsak gerek. Allah razı olsun. Yani bu şükürdük sualını kulasılsak, eğer kanaatlerle şer'i bir sebep olmasa, oğul yukurukudaki talepli aslı da atanınki talepini orundumaslık gerek. Orundumaslık gerek. Çünkü bir tarafki zulüm kıptırıp, yani bir tarafki itaat kıldım diye olmaydı. Allah razı olsun. Hürmetlik kırındaşlar, hukuk ve mesuliyet namlı programımızın 7. bölümü bulan ata anınınki perzentler üstündeki hakları doğrusundaki sohbetimizde bir şeyde ahırlaştırmen. Bu programını körgen ve tarikatkan ve filmga ağan ve montaj kıgan Uygur Medya Hizmet Grupsı'na rahmetimi bildirmen. Allah'tan onlara dünya ve ahirette yakışılık dileyemen. Ve şunu olan birge, bugünkü sohbetimizdeki kıymetli mühmini Ustaz Muhammed Ali Gümo, Cenab-ı Allah'tan Allah rahmet ve mağfiret dileyemen. Hem malani uluğ Allah'a tapşırdım. Keyin kıtımki sohbetimizde görüşkünce aman bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.